Kol Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün bizim burada goca yemiş deniliyor. Dağ çile, çıtlak. Çeşitli bölgelere göre ismi değişiyor arkadaşlar. Bu bir aşımız vardı. Daha önce de videomuz olmuştu. Kaç senede meyve verir? Budantı yapılmalı mı? Tabii ki budantı yapılmalı. Meyve veren her ağaç arkadaşlar budanmalı. Neden? Yeni sürgünler ve hastalıklara bulaşmaması hususunda budantı her zaman önemlidir. Yeni sürgün de lazım. Bu sene meyvesini verdi. Seneye meyve verecek dal oluşturmamız lazım. Arkadaşlar 2 yaşında bir yaşımız. Çok şükür. Hedefimiz yukarıya balkona çıkarmak. Ve gidiyor arkadaşlar. Orada meyvesini yemek. Amacımız bu. Ticari değil. Tabi ticari de yapılabilir. Çok fazla bölgenizde şey yoksa dahi. Yani bunun yabanısı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Koca ağaç. Biz koca ağaç deriz. Şöyle. Sandal. Bir ismi de sandal. Ona aşı yapılıyor arkadaşlar. Bu koca yemiş. 2 senede arkadaşlar çiçeğini açtı. Şöyle gördüğünüz gibi. Sümbülleri gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Şöyle. Bakın bu sene meyvemizi yiyeceğiz Allah kısmet ederse. Ve şöyle bir çok fazla dalın almayacağım. Çünkü bu sene bu yeni bir fidanımız meyvesini yiyelim düşüncesiyle. Çok fazla dallarını almadan hava ve ışık yönetimini sağlayıp bırakacağım. Ve şu yabaniyi temizleyeceğim. Kaldıracağım buradan arkadaşlar. Yabani bu ağacımıza çok büyük baskı yapıyor. Baskı yaptığından dolayı arkadaşlar bakın. Bu tarafa dallar gelmemiş. Bomboş görüyor musunuz? Bakın şurada dal var. Orada dal var. Orada dal var. Şurası bomboş kalmış. Şu yabaniyi kaldıracağım tam. Seneye bahara doğru veren sürgünleri kırdıktan sonra bu kırarı gider. Şunu bir çıkaralım buradan. Ki bizim amacımız değil. Burada koca yemişi çıtla şey yapmak. Ağaç yapmak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Koca yemiş çıtlak. Bir diğer ismi dağ çileği. Şimdi arkadaşlar. Bunda da aynı şekilde. Bakın ticari ya da yemek için ektiğiniz ağaç ya da aşıladığınız bir ağaç. Arada gereksiz birbiri üstüne binen dalları alacağız ki bu ağaç ferahlayacak. Daha iyi verim. Seneye daha iyi sürgün sağlayacak. Burası biraz yamaç olduğundan dolayı ben şöyle tutunacağım. Şöyle arkadaşlar. Ne yapacağım? Öncelikle bakın şu araya şuradan bir başka bir yabani gelmiş. Çünkü burası arkadaşlar dediğim gibi koca yemişe aşıladık. Diğer makinelerin olduğu bir bölge. Bakın şuraya araya bir hubur çıkmış. Şunu alacağız arkadaşlar. Bakın şöyle. Aynı. Husus aynı arkadaşlar. Bakın. Şunu aldık. Orası rahatladı. Hava yönetimi, ışık yönetimi. Ve arkadaşlar ne yapacağız? Şu alttaki dalları alacağız. Alttan ağacımız bir ferahlayacak. Nereye gideceğini bilecek. Biz daha doğrusu yukarıya balkona çıkaracağız bu ağacı. Hem alttan alalım balkon seviyesine çıksın. Hem de alttan hava yönetimini arkadaşlar sağlayalım. Şuradan yabanisi var. Gördüğünüz gibi. Koca yemişin arkadaşlar yabanisi. Daha önce dediğim gibi. Bu. Şu. Bölge bölge ismi değişiyor. Biz koca ağaç deriz. Evet arkadaşlar. Şunları alalım. Aşı bölgesini de göstereceğim size. Ne dedik arkadaşlar? Kalın gövdeye kesinlikle aşı yapmayacağız. Kalın gövdeye aşı yaptığınızda arkadaşlar bir tarafını kapatır bir tarafını kapatamaz. Bakın bizim aşı bölgemiz şura. İnce bir gövdeye aşımızı yaptık. Ve komple aşı yapılmamış gibi sanki arkadaşlar. Bakın yarma aşı bu. Gördünüz mü? Bak birleşimi yapmış şuradan. Şurası aşı şurası yabani. Arkadaşlar yaptığınız göz yapacağınız yabaniye tık otursun. Yani kalınlığı aynı olsun. Hiçbir şekilde rüzgardan vesaire herhangi bir şeyden etkilenmesin. Amacımız ne? Bunları ağaç yapmak. Şu dalı aslında meyve var. Seneye mi alsak? Çünkü bu ticari olmadığından dolayı arkadaşlar. Yani şu dal burada fazla. Şu. Ama ucunda çok çiçek var. Ama şu dal çıkması lazım.
amacımız ne? Karışıklığı, ışık yönetimini sağlamak. Neyse alalım ya. Alalım. Çünkü bir sene meyve alacağız diye. Gördünüz mü arkadaşlar çiçeğini? 2 yaşında arkadaşlar. Bakın yapalı 2 yaş oldu, 2 yıl oldu. Bu aşıyı yapalı. Şöyle. Ne yaptık? Onu çıkardık. Ne yapacağız? Şurada gene gereksiz küçük dallarımız var. Onları da alacağız. Ve şu dışarıya giden ağırlık yapan, alta giden ağırlık yapan dallarımızın çiçek şeylerini de alacağız. Küçük sürgünlerini de alacağız. Evet arkadaşlar şöyle. Ne yaptık? Şimdi husuzumuzu biliyorsun arkadaşlar. Bu ağaçlar budanmazsa meyve veren tüm ağaç budanır. Ticari ya da değil. Fark etmez. Şöyle. Alta gidenleri alalım. Ağaç dalını yukarıya kaldırabilsin. Evet. Evet arkadaşlar. Gördün mü arkadaşlar? Şimdi duvarı yaptık buraya. Şurada kalınlayabileceği alandaki şeyi bırak, boşluğu bıraktık. Ha ne yapacağız? Şu taş biraz fazla. Şu taşı kırarız. O çok önemli değil. Önemli olan aşımız sağlam. Sapa sağlam. Maşallah. Arkadaşlar koca yemiş. Çok harika. Sindirim sistemiyle alakalı. İnanın yiyoruz. Bizim yukarıda ağaçlarımız da var. Daha önce aşıladığımız. Çok harika bir meyve. Aşılayacak yabaniniz yoksa falan. Bir fidan edin. 20 lira, 30 lira, 40 lira, 50 lira. Büyüklüğüne göre değişiyor. Bahçenizin bir köşesine ekin. Çok hoş. Yemesi olağanüstü. Aroması çok farklı bir meyve. Biz ticari yapmıyoruz. Ticari de yapabiliriz. Toplaması hasatı çok zor arkadaşlar. Onun için ona yetişemediğimizden dolayı ticari pek yapamıyoruz. Gübrelemesini falan yapmıyoruz. Çünkü biz yabaniler aşıladığımızdan dolayı. Bahçemizin dışında da var. Onları da aşı yaptık. Bahçemizin içinde de var. Yiyoruz. Böcek yiyor, kuş yiyor. Dolayısıyla ileriki günleri ticariye çeviririz. Bakacağız. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Meyve veren tüm ağaçlar budanır. Lütfen ağaçlarınız budantısını yapın. Ki senenin sürgünlerini oluştursun. Görüşmek üzere.